arkadaşlarım. Bakın biz bir mesai arkadaşıyız. Sizlerle sık sık karşı karşıya geliyoruz. Bu Türkiye IŞİD'in Türkiye emirinin defalarca yakalanması olayında sizlerin biraz kafanızın karıştığını ya da bazı kötü niyetli basın mensubu arkadaşların olayı başka zaviyeden göstererek bizi suçladıklarını görür gibi oluyor. Bunlar doğru şeyler değil. IŞİD emiri, Türkiye'nin IŞİD emiri bakın defalarca yakalanıyor. Yakalamak bir başarıdır. Başarısızlık olarak addedilemez ki. Serbest kalmasında hukukun elimizi kolumuzu bağladığı bir olay. Neden serbest kalıyorlar diye soracak olursanız elimizde somut belge yok. Ha evet adam Türkiye'nin IŞİD emiri ama elde belge yok. Hani dese ki bakın ben IŞİD'in emiriyim. Aha bu da belgem, diploma. Görsek herhalde alırız. Alırız ama yani. Adamın kapı gibi belgesi var deriz. Bir anlamda suçun kağıt üzerinde ifadesi anlamına geliyor. Ama baktım deli bir belgesi yok. Dedim nerede belgen? Sen emirsen madem getirmeyi unutmuş belli ki ya da yok. O yüzden serbest bırakmak zorunda kalıyoruz. Bir de somut delile ihtiyacımız var ya, mesela ne anlıyoruz? Bakın şimdi diğer gazeteciler neden içeride yatıyorlar? Somut delil var. O zaman hüküm giyerler diyorsunuz. Yok yani bizim ya arkadaşlar birbirimizi yemeyelim. Biliyoruz bunların barışın, şimdi kavaların, efendim o iş aramanı, herkesin bunlar, şimdi bunları biliyoruz yani. Bunların içeride o Müyesser Hanım'ı falan biliyoruz arkadaşlar. Zorlamayalım koşulları çok fazla yani. Ama bu adamları ben ne zaman bir bombalama eylemi yaparken gördüm ki? Görsem kanaat getireceğim. Ha bombalıyor, suç işliyor diyeceğim. Diyemiyoruz. Elimizde somut belge yok yani. Olsa biz onu hemen derhal derdest edip alırız içeri. Ne? Adam Türkiye emirdi. Ben adama hayırlı olsuna gitmedim ki kardeşim, Allah Allah. Sayın basın mensupları, neden yine siz arkanızı bana mabadınızı döndünüz onu anlamadım ben.